5 çarpı 2 üzeri t ifadesi bir bitkinin her hafta çıkardığı yaprak sayısını t cinsinden bir fonksiyon olarak vermektedir. İfadedeki 2 neyi temsil eder? Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve 2'nin neyi temsil ettiğini kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet, gelin şu ifadeyi bir yakından inceleyelim. Yaprakların zamana göre fonksiyonu 5 çarpı 2 üzeri t'ye eşitmiş. Evet, işe denemeler yaparak başlayalım. Buradaki ifadeye bakalım. Bunu bir fonksiyon olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Diyelim ki, zamanın bir fonksiyonu olarak yaprak sayısı, y eşittir 5 çarpı 2 üzeri t. Bu durumda bana mesela, y sıfırın ne anlama geldiğini söyleyebilir misiniz? t'yi sıfıra eşitlediğimizde bitkinin dikilmesinin üzerinden sıfır hafta geçtiğini, yani bitkinin daha yeni dikilmiş olduğunu anlarız. 5 çarpı 2 üzeri 0. 2 üzeri 0 1 ettiği için 5'e eşittir. Bu yüzden de üstel fonksiyonlarda gördüğünüz bu rakama genellikle başlangıç değeri denir. Hemen yazalım. Başlangıç değeri. Sıra y1'de. Bakalım bir hafta geçince neler olacak. 5 çarpı 2 üzeri 1, yani 5 çarpı 2. Bitkinin dikilmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonraki yaprak sayısını bulmak için 2 ile çarptığımızı gördünüz değil mi? Bu, yaprak sayısının 2 katına çıktığı anlamına geliyor. Peki 2 hafta sonra ne olacak dersiniz? 5 çarpı 2 üzeri 2. Bu da birinci haftadaki yaprak sayısının 2 ile çarpımına eşittir. O halde yaprak sayısı her hafta bir öncekinin 2 katına çıkıyor gibi görünüyor, öyle değil mi? Ve bu durum bu rakamla yani 2 ile alakalıdır. Üstel fonksiyonlarda bu rakama ortak oran adı verilir. Bunu da yazalım. Ortak oran. Bu fonksiyon için ortak oran ardışık haftalar arasındaki, mesela birinci ve ikinci haftalar arasındaki oranın 2 olduğu anlamına geliyor. İkinci hafta, birinci hafta çarpı 2'ye eşit, birinci hafta da sıfırıncı hafta çarpı 2'ye. Şimdi de gelin seçeneklerden hangisinin doğru olduğuna bakalım. Bitkide başlangıçta 2 tane yaprak vardır. Komik. Bu doğru değil. Az önce başlangıç değerinin yani sıfırıncı haftadaki yaprak sayısının 5 olduğunu bulmuştuk. Yaprak sayısı her hafta bir öncekinin 2 katına çıkar. Evet, tam da az önce söylediğimiz şey. Bu doğru olmalı. Son seçeneğe de bir bakalım. Bitki 2 hafta önce dikilmiştir. İyice saçma. Hayır, bize bununla ilgili hiçbir şey söylemediler. Bize verilen dikimden sonra geçen hafta sayısı yani t hafta için genel bir ifade. Bitkinin ne zaman dikildiğine dair bir bilgi olmadığına göre doğru olan ikinci seçenek.